Gün sonu işlemleri öncesinde polis kaydı gönderimi için resepsiyon raporları içinden polis listesini seçeriz. Rapor ekranında yenile butonu ile gönderecek kayıtların listelenmesini sağlarız. Odadakilerin tümünü göster seçeneği ile kayıtlı birinci misafirin dışında odada kalan diğer misafirlerin listeye eklenmesi sağlanmış olur. Günübirlikleri de göster seçeneği ile aynı gün girişli olan ama gün sonu işlemleri öncesi çıkışı yapılmış kayıtların da listeye eklenmesi sağlanmış olur. Zorunlu alanların doldurulmaması durumunda alanlar listede kırmızı renkte görünecektir. Kayıtların üstüne çift tıklayarak misafir kartını açabiliriz. Misafir kartında bilgilerin eksiksiz doldurulmasından sonra listeyi yenileyerek eklenen kimlik bilgilerinin listede görünmesini sağlarız. Misafir kartında eksik alanların tamamlanamaması durumunda misafirin folyosu proforma alınarak polis listesinden çıkarılması sağlanır. XML hazırla butonu ile hazırlanan liste kayıt edilir. AKBS veya KBS programı ile gönderime hazırdır. Amonra'nın rapor ayarlarında XML dosyalarının kayıt edileceği klasör belirtilmiştir. Oda fiyat kontrol listesi raporu ile gün sonu işlemlerinde uygulanacak oda fiyatlarını kontrol edebiliriz. Kontrollerimiz tamamlandıktan sonra gün sonu işlemleri için resepsiyon menüsünden gün kapama seçeneğini seçeriz. Gün kapama işlemlerinde işlemlerin sırasıyla yapılması gerekmektedir. Her bir işlem bittiğinde işlem seçeneği pasif olacaktır. Bir önceki işleme geri dönmek için bir adım geri al seçeneğini kullanabiliriz. Devir öncesi işlemler seçeneği ile gün sonu işlemi için gerekli kontroller yapılır. Gerçekleşmemiş giriş işlemi kontrolü, tamamlanmamış çıkış işlemi kontrolü, post terminali Z raporu kontrolü ve sistem tarihi kontrolü yapılır. Yapılan kontroller sonucunda sistem tarafından uyarı mesajları ile kullanıcı bilgilendirilir. Oda ücretlerini bas seçeneği ile oda ücretleri sistem tarafından ödeme türlerine göre folyolara kayıt edilir. Folyo balans işleminde sisteme kayıt edilen oda ücretleri ve ekstra harcamaları kontrol ederiz. Oda ücretlerinde yapılacak değişiklikler için fiyat detayı seçeneğini kullanırız. Oda ücretinde yapılan değişikliklerin uygulanması için yeni fiyat bas seçeneği kullanılmalıdır. Folyodaki kayıtların kontrolü tamamlandıktan sonra sonraki folyo seçeneği ile bir sonraki folyonun kontrolü yapılır. Tüm folyoların kontrolü yapıldıktan sonra tamam seçeneği ile folyo balans işlemi bitirilir. Yedekleme seçeneği ile yedekleme yapılması zorunludur. Yedeklemenin yapılacağı konumun belirtilmiş olduğundan emin olunmalıdır. Yedekle seçeneği ile yedekleme işlemini başlatırız. Yedekleme işlemi süresince yedekleme ekranını kapatma imkanımız yoktur. Yedekleme işleminin bitmesi beklenmelidir. Yedekleme işlemi bitince, yedekleme tamamlandı mesajını görürüz.
Artık yedekleme ekranını kapatabiliriz. Gün sonu raporlarını al seçeneği ile gün sonu raporlarını belirtilen sayıda alırız. Menüdeki raporların eklenmesi, çıkarılması ve rapor sayısı ömür ayarlarındaki gün sonu raporları bölümünden tanımlanabilir. Gün sonu raporlarının yazdırılma işlemi tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçmek için gün sonu raporları seçeneği üzerinde sağ tıklayarak rapor işlemlerinin bittiğini belirtmemiz gerekmektedir. Raporları kaydet seçeneği ile gün sonu raporlarından arşivlenecek raporların kayıt edilmesini sağlarız. Arşivlenecek raporlar ön bir ayarlarındaki gün sonu raporları bölümünden belirtilebilir. Gün sonu devri seçeneği programın çalışma tarihinin bir gün atlamasını sağlar. Bu seçeneğe kadar tüm adımlarda bir adım geri al seçeneği ile bir önceki adıma geçiş yapabilirdik. 7. adımın tamamlanmasından sonra gün sonu işlemi tamamlanmış olur ve bir adım geri alınamaz. Bu sebeple işlemi onaylarken emin olmamız gerekmektedir. Gün sonu devri tamamlandıktan sonra yeni gün listelerini alabiliriz.